Arkadaşlar merhaba, kimya ailesine hoş geldiniz. Bugün doğa ve kimya ünitesine bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu ünitemiz kısa bir ünite, sözel bir ünite. Önemli olan detaylarına dikkat çekmeye çalışacağız beraber. Şimdi su ve hayat kısmı var öncelikle. Su arkadaşlar tüm canlıların yaşam kaynağı. Yani su olmadan zaten yaşayabilmemiz mümkün değil. 3 gün falan belki yaşanabilir diyorlar su olmadan. Daha uzun süre su kullanmadan yaşamamız mümkün değil. Çünkü insan vücudunun da yaklaşık %70'i su. Ha, bu oran da zaten bebekken %90'larda, yani bebeklerde su oranı daha fazla. Yaşlandıkça su oranı azalıyor ama ortalama %70 civarı deniyor. Dünya üzerinde de biliyorsunuz pek çok su kaynağı var. Ancak bu su kaynaklarının sadece bir kısmı tatlı sudur, %3. Tatlı suyun ne önemi var? Tatlı su bizim kullanabildiğimiz sudur. Bu %3'ün de hepsi kullanılamıyor aslında. Çünkü kirlenmiş de kanalizasyon suları vesaire de onlar aslında tatlı suyun içerisinde kalıyor. Bizim içme suyumuz aslında çok az bir kısım yani. Tuzlu suyu zaten içemiyoruz. %97'lik bir kısım tuzlu su. Tatlı su kaynaklarımız bataklıklar. Mesela şimdi bataklıktaki su tatlı su ama kullanamıyorsun. Ayrı bir mevzu yani. Bazı göller, çünkü tuzlu su gölleri de var, tatlı su gölleri de var. Buzullar, şimdi mesela buzullar da katı halde ama kullanamıyoruz. Şimdi buzullar eridikçe bu tatlı su oranımız azalıyor. Niye? Buzul eridiği zaman denizin içine karışıyor. Yeraltı suları, atmosferdeki su buharı tatlı su kaynaklarıdır. Bu %3'lük kısım arkadaşlar. %97'lik kısımsa denizler, okyanuslar ve işte tuzlu su gölleri, tuzlu su kaynağı olmuş oluyor. Sert su diye bir şey var. Şimdi tatlı suyun bir kısmı da sert su, yani kireçli su. Yeryüzüne yağış olarak inen yağmur kayaçları aşındırıyor. Magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonat kayaçlarını. Bu kayaçlardaki magnezyum ve kalsiyum iyonları suya karışınca sert su oluşturuyor. Sert su diyebilmemiz için yükü artı birden fazla olan iyonlar olması lazım. Hani artı bir olanlar sertlik vermiyor. Sertlik deyince günlük hayattaki kireçli suyu düşünün arkadaşlar. Doğrudan bir zararı yok sağlığı ama tadı çok hoş değil. Acımtıraktır. Yumuşak sular daha lezzetlidir. Öyle söyleyebiliriz. Eğer suyu kaynatarak giderebiliyorsak sertliğini, bu geçici sertliktir. Ama kaynatmamıza rağmen gitmiyorsa bu kalıcı sertliktir. Kalıcı sertliğin özellikle belli zararları olabiliyor. Sert suyun ne gibi zararları var? Elektronik aletlerde, mesela kettle'da, işte ne bileyim bulaşık makinesinde, çamaşır makinesinde, bununla beraber su tesisatında tıkanmalara, bozulmalara sebep olabiliyor. Ayrıca iyi köpürmüyor, sabunla köpürtemiyorsun sert suyu, kireçli suyu. O yüzden temizliği zorlaştırıyor. Ya suyu yumuşatacaksın ya da sabun değil deterjan kullanacaksın temizlik yapabilmek için. Su döngüsünden bahsedersek arkadaşlar, dünya üzerinde sürekli devam eden bir su döngüsü var. İşte denizlerden, göllerden su buharlaşıyor, bulutlar oluşturuyor. Bulutlar soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yeryüzüne yağmur ya da kar ya da dolu olarak iniyor. Ve yeraltı sularına karışıyorlar. Tekrar denizler, göller besleniyor. Tekrar buharlaşıyor ve bu şekilde bir su döngüsü sağlanıyor arkadaşlar. Suyu arıtıyoruz. Bazen barajlarda, bazen evlerde de ekstra arıtmalarımız oluyor. Arıtımda neler var? Süzme. Biz süzüyoruz. Mesela nehirden, ırmaktan su geldi. Şimdi onu bir süzmen lazım. İçindeki gözle görülebilir partikülleri, parçaları ayırman lazım. Sonra bir ön arıtma yapıyoruz. Biraz bekletiyoruz, nemlendiriyoruz ve ön arıtma işlemleri yapıyoruz. Sonra biraz havalandırıyoruz içindeki uçucu maddeleri gidermek için. Şimdi havalandırdıktan sonra su hala bulanık olabilir. Bulanık ortamda bazı işte suda bekleyen iyonlar vardır. Bu iyonları dışarıdan eklediğimiz koagülant adı verilen maddelerle dibe çöktürüyoruz. Dibe çöktürdüğünde pıhtılaşma da derler ona. Bu bulanıklığı gidermiş oluyorsun. Koagülasyon için, yani pıhtılaştırmak için o dışarıdan eklenen maddelerimiz demir sülfat ya da alüminyum sülfat gibi maddelerdir. İçerideki bazı iyonları çöktürmek için. Sonra kireç gideriyoruz. Kireci o kalsiyum, magnezyum, hani sertlik veren iyonlar dedik ya. Bunları çöktürmek için potasyum ve sodyum iyonları, özellikle hani artı birden fazla olanlar sertlik veriyordu ya. Bunları çöktürmek için artı bir yüklü iyonları gönderiyoruz. Yer değiştirtiyoruz bunlarla. Sonra en son klorlama işlemi yapıyoruz. Dezenfeksiyon için mikrop öldürme yapıyoruz. Bunlar barajlardaki su arıtımıdır. Evlerde de bu yöntemlerden birkaçı kullanılabilir. Ama asıl arıtma barajlarda olur, yani büyük çaplı arıtma.
Şimdi bir soru görelim. Hangi sert suların olumsuz etkilerindendir diyor. Su ısıtıcılarında tortu bırakır, kireç bırakır, sabun sarfiyatını artırır çünkü köpürmüyor, zorlaştırıyor köpürmeyi. Sağlık açısından direkt tehlikeli değil. Sadece çok lezzetli değil. Bardak ve tabaklarda kireç lekesi oluşturur, enerji tüketimini artırır çünkü işte teknolojik elektronik aletlerde kireçlenmeye sebep oluyor demiştik. Ayrıca köpürmeyi de zorlaştırdığı için enerji tüketimini artırıyor. Suların arıtımında mikropların öldürülmesi için hangisi uygulanır? Klorlanma arkadaşlar. Hani bunlar zaten direkt sertlik verir. İyon değiştirici reçine sertliği gidermek içindir. Suya sodyum ilave etme yine o da sertliği gidermek içindir. Mikropları öldürme ise klorlanmayla olur. Dezenfeksiyon işlemiyle. Şimdi sudan sonra bir de çevre kimyası kısmına bakacağız. Arkadaşlar burada şunu bileceğiz. Doğal ortamı bozan her şey çevre kirliliğine sebep olur. Yani aklınıza gelebilecek plastik çöplerden, fabrika bacalarından çıkan dumana, deterjanlara kadar hepsi çevreyi kirletiyor. Ama bazıları havayı, bazıları suyu, bazıları toprağı kirletiyor. Şimdi havayı kirletenler özellikle fabrika bacalarından ve araç egzozlarından. Aslında genelleme yaparsak fosil yakıtlardan çıkan gazlar. Yani petrol, kömür kaynaklı yakıtlardan. Bunlardan çıkan özellikle azot oksitleri, kükürt oksitleri ve karbon oksitleri havayı da oradan kirletiyorlar. Bunların bazıları tabii asit yağmurlarına falan sebep oluyor. Bazıları işte ozon tabakasını deliyor vesaire. Kömür, odunun ve ağır petrol ürünlerinin yanmasından oluşan zift zerreleri, tozlar, duman ve diğer maddelerde ayrıca havayı kirletiyorlar. Yani direkt bu gazları da oluşturuyorlar ama bu gazların dışında havaya zift karışıyor. Tozlar, duman karışıyor. Bunlar da zaten nefes almayı zorlaştırıyor. Ayrıca zehirli gaz olmasa da soğutucu akışkan olarak kullanılan kloroflorokarbonlar ozon tabakasını delerek güneşin zararlı ışınlarının dünyaya gelmesine sebep oluyor. Ve bu da belli hastalıklara sebep oluyor. Atmosfere salınan tüm kirletici maddelerin tutulması için filtreleme sistemleri, arıtım tesisleri kullanılabilir arkadaşlar. Yapılması gereken budur aslında. Asit yağmurlarına sebep olan gazlar var. NO2, N2O5, SO2, SO3 gibi gazlar havadaki su buharında çözünerek, çünkü bunlar asidik gazlardır, sülfürik asit, nitrik asit gibi asitlere dönüşüyorlar. Bu yoğuştuğunda da yeryüzüne asit yağmuru iniyor. Asit yağmuru ne yapar? Şimdi şunu söyleyeyim. Asit yağmuru direkt gözle görebileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Yani yağmurun içine karışmış asit. Öyle düşünün. Ama sonuçlarını görebilirsiniz. Bitkileri tahrip eder, binaları tahrip eder, tarihi eserleri tahrip eder ve solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir. Bu şekilde anlarsınız. Yani bunu araştıranlar anlar. Yoksa şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam hiç asit yağmuru görmedim diyor. Gözünle görebileceğim bir şey değil zaten. Ancak sonuçlarını görebilirsin. Peki sera etkisine bakalım. Arkadaşlar sera etkisi zehirli olmasa dahi bazı gazların dünyanın atmosferinde bekleyerek bir sera oluşturarak güneş ışınlarının bazılarının dışarı çıkmasını engellemesidir. Ya da bir kısmının çıkmasını engellemesidir. Yani illaki dışarı çıkan gazlar oluyor ama bir kısmı bu sera etkisinden dolayı dünyada kalmaya devam ediyor ve dünyada ne oluyor? Bu şekilde ısınıyor. Küresel ısınma oluyor bunun sonucunda, işte sera etkisinin sonucunda buzullar eriyor vesaire. Dünyada ortalama sıcaklık değerleri yükseliyor. Sera etkisine neden olan gazlar. Bak, su buharı. Şimdi mesela su buharını biz direkt fabrika bacalarından saldığımız gazlar su buharı değil. Ama dünyada bir şekilde oluşan su buharı kendiliğinden bile sera etkisine sebep oluyor. Mesela bu çok yanıltır. Hocam su buharı da olur mu? Olur, o da olur. Karbondioksit, metan gazı, azot oksitler, kloroflorokarbonlar. Ama ne sebep olmaz? Çıkmış soru var bununla ilgili. Oksijen gazı mesela sera etkisine sebep olmaz. Direkt O2. Ama onun dışında pek çok gaz sera etkisine sebep olabiliyor. Ha, bunların oranı yükseldikçe sera etkisi artıyor. Yani mesela su buharı var, sera etkisine sebep oluyor. Oranı çok arttıkça bu oran artıyor. Ama mesela karbondioksiti biz oranını sürekli artırıyoruz fosil yakıtlardan. Azot oksitleri asit yağmurlarına da sebep oluyor zaten. Fosil yakıtlardan sürekli artırıyoruz arkadaşlar. Bunlar da dünyada küresel ısınmaya sebep oluyor. Ozon tabakası. Şimdi ozon tabakası arkadaşlar O3 yani ozon gazından oluşuyor. Atmosferin alt katmanlarında bulunan ozon hava kirleticilerinden biriyken atmosferin üst katmanlarında bulunan ozon gazının oluşturduğu tabaka dünyamızı koruyor. Yani yaşadığımız ortamdaki ozon bize zararlı olur. Ama atmosferdeki ozon lazım. Şimdi bizim parfümlerde kullandığımız kloroflorokarbon gazı ya da soğutucu akışkanlarda kullanacağımız kloroflorokarbon gazları bu ozonu oksijene çeviriyor.
Tamam, oksijen de iyi bir şey ama bu lazım bize yani ozon tabakasını oluşturabilmemiz için. Bu deliniyor. Bu delindiği zaman da güneşten gelen ultraviyole ışınlar, mor ötesi ışınlar canlılara zarar veriyorlar. İşte kanserojen etkilere sebep olabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden bazı gazların kullanımı sınırlandırılıyor. Ozon tabakasına delen en önemli gaz klorofluorokarbon gazıdır arkadaşlar. Mesela 2017'de bunu sordular işte. Sera etkisine katkısının olması beklenmez. Direkt oksijen, yani solunumda kullandığımız oksijen öyle bir etkisi yok. Ama onun dışındaki pek çok gaz, karbondioksit, metan gazı, azot oksitleri, klorofluorokarbon gazı sebep olur. Ama oksijen gazı direkt sebep olmaz. Verilen gazların sera etkisinde ve asit yağmurlarına neden olanlar. Sera etkisinde CH4, ozon gazı yine sera etkisine sebep olur. Ama asidik oksitler asit yağmurlarına sebep olur. Klorofluorokarbon gazı yine sera etkisine sebep olur. O zaman 3 ve 4'ü buraya alacağız. 3 ve 4'ü buraya alacağız. 1, 2, 4 ve 5. 1, 2, 4, 5 asit yağmurlarına sebep olan gazlar da yine aynı zamanda sera etkisine sebep olabilir. O yüzden bunu da buraya alacağız. Yani burada aslında belirleyici olan asit yağmurunun neyin sebep olduğu. Onun dışındaki gazların pek çoğu zaten sera etkisine sebep oluyor. Asit yağmuruna sebep olanları seçtikten sonra asidik oksitleri geri kalanları sera etkisine diyebilirsiniz. Suyu ve toprağı kirletenler aslında toprağı kirleten her şey genelde suyu da kirletir. Çünkü topraktan yeraltı sularına karışacaktır. Plastikler, polimer malzemeler bunlar toprakta çözülmüyor zaten. Kaybolmuyor mikroorganizmalar. Bunlar çok milyonlarca yılda ancak parçalayabiliyorlar. Petrol ürünleri, benzinler vesaire, deterjanlar ki o da petrol ürünüdür. Organik sıvılar yine benzinler vesaire. Ağır metaller ki bunlar pillerden gelir. Endüstriyel atıklar ortamda toprakta kalan maddeler hem toprağı kirletir hem dolaylı yoldan suyu kirletir arkadaşlar. Diyor ki kaç tanesi hem su hem de toprak kirleticisidir? Petrol türevleri, sanayi atıkları, pet şişeler, atık piller, deterjanlar ne dedik? Her ikisini beraber kirletiyorlar dedik arkadaşlar. Hangisi çevre kirliliğini azaltmak için veya önlemek için alınması gereken tedbirler arasında değildir? Plastikleri geri dönüşüm kutularına atmak, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, mesela güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi kullanmak. Tarımda kimyasal gübre kullanımını yaygınlaştırırsan hem toprağı hem de yeraltı sularını kirletirsin. Kontrollü kullanmalıdır gübre. Yaygınlaştırmamalıyız. Endüstriyel atıkları arıtmalıyız. Ulaşımda toplu taşımayı tercih etmeliyiz ki fosil yakıtlardan çıkan gazlar havaya karışmasın. Evet bu da var ama C şıkkı değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, doğa ve kimya konumuzu da tamamlamış olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.